Fazla başınızı ağırtmayın. Bir de annemle ilgili bir şey söyleyeyim, kapatacağım. Anneleri sağ olanlar iyi dinlesin. Rahmetli annem hastaydı. Kaçtı. Babam aradı, dedi ki oğlum annen hastadır. Gel götür dedi. Babam sağdı o zaman. Kalktım gittim. Tabi yapabilecek bir şey yok, hasta anne. Yatalaktı, feşti. Kalktım aldım götürdüm, soğuk almıştı biraz. Şubat ayıydı, 2007 yılı. Doktora götürdüm. Biraz ilaç yazdı. Yani yapabilecek bir şey yok. Soğuk algınlığıyla ilgili ilaç yazmıştı. Vücudu tutmuyordu, felçti. Anneleri sağ olanlar iyi dinleyin. Hastaneye götürdüm. Getirdim annemi. Yatağına uzattım. İlaçlarını aldım, geceydi. Dedim anne müsaaden var mı? Gece saat 11-12. Sanki ona ayağın olmuş. Baba dedi bu gece gitmezsen. Bu gece dizimin dibinde kal dedi. Tabii evliyiz. Evimize gideceğiz. Dedim anam başım üstüne gitmeyeyim. Dizinin dibinde oturdum o gece. Biraz sohbet etti benimle. Biraz nefesi açıldı. Hani bizim Kürtçe bir laf var ya. Bu yayı verdi ya. Zazaça bir cümledi. Biraz sohbet ettim. Dedi oğul git yat. Kesim odada uyudum. Sabah saat 9 sularıydı. Yataktayım bir baktım ki öksürme sesi geliyor. Babam günden misafirlikteyim. Kalktım gittim annemin dizine yanına baktım öksürüyor. Anne dedim neyin var? Dedi oğul iyileşmedim. Ki yapabilecek bir şey yok zaten felç. Dedim anne seni hastaneye götüreyim mi? Dedi götür oğul hani hasta ya. Hani yaşlı ya sanki hastaneye gitse iyileşecek. Dedim ana seni bir daha hastaneye götüreyim. Dedi götür oğul. Babam Gül'ün evinde asansör yoktu. 5. katta oturuyorlardı. Felçti ya. Sırtımı aldım. Babam kızdı dedi ki oğlum nereye götürüyorsun eziyet etme kadına. Olsun dedim baba. Belki gideceğim mutlu olacak derdim onu mutlu etmek. E girdim kanepenin önüne sırtımı alabilmek için. Kanepede uzanmıştı. Sırtımı aldım. Kapıya doğru gidiyordum. Bir baktım buram ıslandı. Tam bu boyun bölgem ıslandı. Ben de şey anladım. Dedim ki hani belki üzülüyordur, ağlıyordur. Evladıma eziyet veriyorum diye üzülüyordur. Gözyaşlarıdır diye düşündüm. Buram ıslandı. Meğer annem sırtımı aldıktan sonra vefat etmiş. Ölüm gözyaşlarıymış. Rabbime şükrediyorum. Sırtımda öldü. Babam dedi oğul bırak bırak teslim oluyor dedi. Bir an dünya boşaldı sanki. Sanki annem değil bütün dünya üstüme çöktü. Yatağa uzattım. Baktım annem teslim oluyor. Dediğim gibi kış ayıydı, Şubat ayıydı. Elhamdülillah maddi durumumuz da vardı. Cenazeyi Diyarbakır'a götürecektik. Uçağı ayarladılar. Dedim baba ne olur. Ayağın altını öpeyim. Ben onu arabamla götürmek istiyorum dedim. Olur mu dedi oğlan Ankara'dan Diyarbakır. Baba dedim ne olur. Amcalarımla, abilerimle tenkit ettik, tartıştık. Kırmadılar beni. Kendi arabamla ta Diyarbakır'a, Lice'ye onun kokusunu ala ala götürdüm. Keşke sağ olaydı da bütün bir ömür onu sırtımda taşıyaydım.
Dur içinde yatsın tüm anneler. Kusura bakmayın, cigara içeceğim. Annenizin kıymetini iyi bilin. Toprak bir gün annenizi babanızı elinizden alacak. Bütün bir dünyayı harcarsanız bir daha geri getiremeyeceksiniz. Bütün bir servetinizi harcarsanız bir daha eline dokunamayacaksınız. Bir daha yüzünü göremeyeceksiniz. Bir daha sesini duyamayacaksınız. Bir insan evladının baba diye hitabetinden kıskanır mı? Evladım bana baba dediğinde kıskanıyorum. Babasızlık geliyor aklıma. Ama ölüm de Allah'ın emri. Yapacak bir şey yok. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Yapacak bir şey yok. Ölüm Allah'ın emri. Kusura bakmayın şu ara için. Keşke sağ olaydı, kapılarında bir kıtmir olaydı. Bir simitçi Fuat, bir işportacı Fuat olaydı. Ama Allah'ın emri, bir gün ben de öleceğim.